Sevdin mi parkı Barış? Gene gelelim mi? Ya yoruldun sen, kucağıma alayım seni ha? Ha? Canın isterse. Kolay gelsin. Sağ ol Şükrü Bey. Gezdiriyor musun delikanlıyı? Artık o mu beni gezdiriyor, ben mi onu belli değil vallahi. Ali geliyor bugün askerden. Evde temizlik vardı, sepetlediler bizi dışarı. Oo ne çabuk bitti. 8 aylık bilmiyor musun? Barış dayın geliyormuş, sevindin mi? Sevindim bak soruyor amca. Selam ver amcaya bir. Barış, amcaya bir selam. Bak böyle asker selam. Böyle yapacağız. Selam, dur. Öldü mü? Vah! Hiç bek yok! Geçin şuraya! Geçin şuraya! Ne oluyoruz ya? Burada da mı başlıyoruz adam kayırmaya? Uzak! Hadi geç! Geç! Geç arkaya! İtiraz yok! İtiraz yok! Sıraya girin! Hasta ederler insanı! Hasta! Devamlı dırdır! Ayşe Hanım! Buyur Cemil Bey! Ne bekliyorsunuz siz orada? Ablamın annesi geliyor Almanya'dan, onu bekliyoruz. Eniştemler almaya gitti havaalanına. Nere deret ya? Git! Beğenmiyorsan git başka doktora. Buldun burada ucuz doktoru. Aa! Doğru söylüyor. Bekleye bekleye şiştik. Aa, hele sen sus, sen sus! Her hafta buradasın. Hasta falan değil o. Numara yapıyor, numara. Ben bir bakışta anlarım. Benim adım Cemil. Ben de biraz anlarım Cemil abi. Benim adım da Cafer. Yazık yazık. Vatandaşı ne hale düşürdüler. Millet burada inim inim inerken, onlar meydanlarda oy peşinde. Helal olsun Cemil abi be. Bir ayı bıraktı, zihnin açıldı ha. Bıraktım. Pahalılığı protesto ediyorum. Bundan sonra o vurguncular, soyguncular bir daha oy alamaz benden. Helal olsun Cemil abi. Seni seçmek lazım. Ne oluyor burada? Seçim mitingi mi var? Tamam. Ne mitingi efendim? Türkan Hanım'ın hastalığı. Bu iş çığırından çıktı artık. Olmaz böyle. Etrafa mikrop saçıyor bunlar. Apartmanın sağlığıyla oynuyorsunuz. Konuşacağım Türkan Hanım. Konuşma Allah. Biz de hasta bakıcı mıyız, kapıcı mıyız anlayalım. Hadi oradan sahtekar. İstemem yan cebime koy. Bunlardan rüşvet aldığını bilmiyoruz sanki. Rüşvet mi? Tövbe. Allah kuru iftiradan saklasın. Merhaba Ayşe. Merhaba. Ben onu bunu bilmem. Yok ucuz bakılmış da, yok vatandaşa hizmetmiş de. Bu rezalete derhal son verin, vallahi karışmam. Ne oluyor Ayşe Hanım? Ne bağırıyor gene bu? Türkan Hanım'ın hastalarına kızıyor. Ne varmış bunda kızacak? Bilmem ki. Kadıncağız 3-5 fakire yeter bakıyor, artık. Sevap. İpini koparan geliyor canım. Düşsün de ev mi burası? Bağırma çocuğa, bağırma. O vazifesini yapıyor. Sen kendi işine bak Baykuş. Söyle Türkan Hanım'a. Vallahi polis çağıracağım. İkinizi de mahkemeye vereceğim. Merhaba efendim. Ayıp ama Sabri Bey. Her işimizi mahkemeyle polisle mi halledeceğiz yani? Güzellikle halledemiyoruz ki efendim. Ne yapalım? Kimse laftan anlamıyor. Ayla Hanım da şikayetçi. Rahat huzur kalmadı apartmanda. Gördüğüm kadarıyla huzuru siz bozuyorsunuz. Aldım ağzını koymadım. Burada yönetici benim efendim. Size hesap verecek değilim. Öyle mi? Şu yönetici meselesini bir konuşalım öyleyse. Konuşun efendim, gitsinler başımızdan. Ne dedin ne? Erken seçim yapalım apartmanda, erken seçim. Hah, bir sen eksiktin Baykuş. Her işe burnu sokmasan olmaz. Doğru söylüyor Sabri Bey. Şu genel kurulu bir toplayalım, konuşalım. Siz de rahat edersiniz, biz de. Hodri meydan efendim, buyurun. Konuşun efendim. Gitsinler bunlar başımızdan. Karı koca babasını çiftliği gibi yönetiyorlar. Ağzından çıkanı kulağa duysun terbiyesiz. Sen beni başkasıyla karıştırdın herhalde. İyi gidi Ali'ciğim. Daha dün şuralarda oynuyordu, bugün askerden dönüyor. Zaman su gibi akıp gidiyor. Biz de yaşlandık, baksana. Sen şöyle bir 10 kilo versen genç kız gibi olursun vallahi. 10 kilo mu? Yani sen iltifat mı ediyorsun? İnsana hakaret mi belli değil acaba? Ay kusura bakma abla, vallahi kötü bir maksadım yoktu. Biz geldik. Ay durun Şükrü Bey, basmayın oralara, yeni sildik daha. Ne yapalım, uçalım mı yani? Ne çabuk döndünüz Şükrücüğüm. Ya gezdik işte, kaydırakta kaydık, salıncağa bindik. Ne yapalım yani, bir de kahveye mi gidecektik? Ay Allah elinizi versin Şükrü Bey. Bunun uykusu da geldi galiba, huysuzlanıyor sabahtan beri. Ay söylesene Şükrücüğüm. Alayım. Buyurun böyle oturun Şükrü Bey. Size bir kahve yapayım mı? Sağ ol. Gazeteleri bul yeterse. Ah Şükrü Bey. Şu Abbas'la bir konuşsanız diyorum. Sizi dinler.
Bizim oralarda bir gecekondu yapalım diyorum, istemiyor. Gecekondu mu? Ya ne güzel olur, hazır seçim öncesi, komşular başladı bile. Olur, konuşurum. Hazır eldeymişken bir tane de bize yapsın. Aa, gülmeyin Şükrü Bey. Geçen sene yapılanlar 3-4 katlı apartman oldu. Şimdi hepsi trilyoner. Ah be, ah ne güzel. Hazine arazisini çevir. Asıl bu işe fırsat verenler atacaksın içeri. Fena mı olur Şükrü Bey? Oturmasak da kiraya veririz. Yine mi gece kondu konusu Hacer Hanım? Evet abla. Kolay mı o iş öyle? Bak biz tapulu dairemizin bile kirasını alamıyoruz hala. Alamıyoruz diye bir şey yok Nazan. İstemiyoruz. İsteyemiyoruz desene sen şuna Şükrücüğüm. Kusura bakma ama çok yumuşak yüzlüsün. Ya gırtlağını mı sıkayım Nazan? Adam aylardır işsiz, beş parası yok. İnanma sen onun palavralarına. Hem parası yoksa taşınsın. Bağışlamadık ki evi bize. Ay vallahi bunlar da ne yüzsüz şeylermiş. Hem de ne yüzsüz. Canım yakında oğlumuz evlenecekti. Çıkmazsanız mahkemeye vereceğiz sizi de. Ben söyleyemem böyle şeyler Nazan. Tamam tamam ben söylerim. İnim inim inleteceğim o şerefsiz. İnim inim inleteceğim o hıyarı. Bana hırsız diye iftira etmek ne demekmiş görecek gününü o. Gelip ayaklarıma kapanacak beni. Aman Sedat bana bunu söyleme bari. Yakında anlayacak kıymetimi ama iş işten geçmiş olacak. Londra borsasından tüyo bekliyorum Serpil. Down Street'te evimiz hazır. 12 numara. Tony Blair ayarladı evi. Gel Sedat kardeşim dedi. Gel senle komşu olalım dedi. Eyvahlar olsun. Neler söylüyorsun sen? Açlık başına vurdu herhalde. Benim aklım başımda Serpil. Hiçbir şeyim yok. Dur. Dur ben sana bir bardak su getireyim. İyi gelir. Getir Serpil. Belki geçer midemin kazınması. Al canım. Sen bir şey mi yedin? Aa, yedim. Yanılmıyorsam 10 gün önce İzmir köfte yemiştim. Ne geçecek eline şu açlık greviyle filan Sedat? Sanki ölüp gitsen katil çok mu üzülecek arkandan? Hah, gördün mü bak. Yaptıklarına pişman olduk, özür dilemeye geldi. Oh, sen hayal görüyorsun. Ah, 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 ölüyorum. Kahve içer, pahalaşırız diye geldim. Ah, iyi yaptın. Allah canını almasın kız. Bu ne böyle Hint fakirleri gibi? İnat etti şekerim. Ağzına bir lokma bir şey koymuyor. Bir deri, bir kemik kaldı. Kız tak tak. Şey yoluna geberip gideceksin. Katile ne diller döktüm ama boşuna. Konuşun Şengül Hanım. Konuşun biraz daha şu sayın abimle. Ben iftiraya kurban gittim. Hepsi iftira. Kocam gözlerimin önünde mum gibi eriyip gidiyor şekerim. Ne olur bir kez daha konuş şununla. Bir şans daha versin. Konuşamam kız deli misin? Ne zaman yani o bahsi açsam adamın öfkeden suratı kıpkırmızı oluyor. Boyun damarları böyle böyle şişiyor. Hayır küt diye gidiverecek ondan korkuyorum. Allah gecinden versin. Amin. 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 Tamam, giyinebilirsiniz teyzeciğim. Geçmiş olsun. Dur, ben yardım edeyim. Sağ ol. Saat kaç oldu Gül? Oo, çok geç oldu Türkan abla. Randevulu hastalar neredeyse gelmeye başlar. Ay öyleyse bitirelim artık. Sıradaki gelsin, geri kalanlar haftaya. Tamam Türkan abla. Bunu alabilecek misin teyzeciğim? Bilmem ki kızım. Çok mu pahalı? Dur bir dakika. Şurada bir numune olacaktı. Günde 3 tane yemeklerden sonra alacaksın. Anladın değil mi? Anladım kızım. Allah sizden razı olsun. Geçmiş olsun. Vereyim onları da. Buyurun. Geçmiş olsun. Güle güle. Amca siz buyurun içeriye. Siz beklemeyin artık. Bugünlük bu kadar. Olur mu öyle şey ya? Saatlerdir bekliyoruz burada. Talepler olasan şikayet ederim sizi valla. Aa, söylediği şeye bak. İyi artık. Git kardeşim nereye şikayet edersen et. Doktor hanım yorgunluktan ayakta zor duruyor. Aa, yaranılmıyor zaten sizin gibilere. Hiç tartışma Gül. Muayene olmak isteyen haftaya daha erken gelsin. Cafer'e de söyle kapıyı kapatsın. Doktor hanım duydunuz. Hadi güle güle. Güle güle. Kolumuzu açın lütfen.
Cafer, başka hasta mı? Tamam. Hadi beyler, hadi. Hadi bakalım. Tamam kardeşim, gitme ya. Şimdi itiyor be, hasta mısın? Hadi, hadi. Hasta var hasta. Hasta hem de kafadan, çatlak. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi beyler, hadi, hadi. Muayene bitti, haftaya, hadi, haftaya, haftaya. Evinize abi, evinize. Bir şeyiniz yok. Geldiler Cafer abi, geldiler. Ne, geldiler mi? Hadi, dağılın, dağılın. Hoş geldiniz. Almanlar geldi, rezil etmeyin bizi Avrupa'ya, hadi. Hoş geldiniz abla, nerede kaldınız? Çok merak ettik. Ancak Ayşe'ciğim, trafik çok sıkışıktı. Trafik çok sıkışıktı diyoruz sana Ayşe'ciğim, ya anlamıyor musun? Öpeyim teyze. Evet, sürmesini bilmez onlar kızım. Fena sürme. Aldım. Ver enişte. Ama dikkat edin, çok ağır. Hoş geldin teyze. Ah, unser Hausmeister. Er sagt willkommen. Dankeschön. Cemil amca bana bak. Ha, film mi çekiyorsun? Tertip. Anneannem getirdi Almanya'dan, ne tatlı. Çok güzel, güle güle kumar. Hayırlı olsun. Salis yol ortasında durma yavrum, hadi. Buyur önden teyze. Efendim, gözünüz aydın. Büyük hanım da maşallah. Sağ olun, sağ. Çok kalacak beyefendi anneniz. Henüz bilmiyoruz efendim, sormadık. Efendim, hoş geldiniz. Er sagt willkommen. Danke schön. Sarı Bey amcanla Aile teyzem sana hoş geldin diyor anneanne. Sen de el salla Aile teyzeciğim. Aa, çekme çocuğum. Ah, saçım başım darmadağın. Olsun, sen böyle de çok tatlısın Aile teyzeciğim. Hadi oğlum, hadi, hadi. Hoş geldin madam. Halis, neydi anneannenin adı? İnge Cemil amca, İnge. Ne laftan anlamaz şeysin sen. Konuşturma beni fazla, çekim yapıyorum burada. İnge hanım, çantana dikkat et. Kapkaççılar var burada, kapkaççılar. Duydun mu? Türkçe bilmiyor gözüm. Boşuna nefes tüketme. Alman o Cemil amca, Alman. Bağırma. Buyurun. Komutin, kom. Yeter evladım, çekme artık ha. Görmemişim, bir şey yok. Gördünüz mü efendim? Annesi kızından daha genç duruyor maşallah. Gördüm efendim, gördüm. Ama ne rüküş şey. Giyilmiş parlak parlak mavileri, kırmızıları. Saçaklı saçaklı bu yaşında. Siz ne yapıyorsunuz öyle efendim? Patlıcan soyuyorum efendim, görmüyor musunuz? Musakka yapacağım. Birazdan öğrencim gelecek ama biliyorsunuz değil mi efendim? Gelsinler efendim. Patlıcanın size ne zararı var? Rüyamda anneciğimi gördüm. Canı musakka çekmiş. Babacığımla tramvaya binip Kısıklı'ya gittik, Fehamet Halalara. Hayırdır inşallah. Yoksa siz de başladınız mı rahmetli anneniz gibi? Siz ne demek istiyorsunuz efendim? Yani ben de mi bu demeye başladım? Estağfurullah, estağfurullah efendim de dikkatli soyun şu patlıcanları. Yarısı çöpe gidiyor. Onun bütün vitamini kabuğunda. Karışmayın efendim bana. Nasıl patlıcan soyulacağını sizden öğrenecek değilim herhalde. Allah Allah. İnadına mı yapıyorsunuz efendim bu pahalılıkta? Zaten güç bela geçiniyoruz. Siz de söyleyin o zaman efendim Cenap Beylere, kiraya %50 zam yapsınlar. İyi de efendim, durup durup öyle keyfi zam yapılmaz ki. Yapacaklar efendim. Yapmazlarsa çıksınlar evimden. Küstah, terbiyesiz. Telefonu nasıl suratıma kapattı? Canlı yayında hem de. Hah, öğrencim geldi. Doğramayın şu patlıcanları öyle efendim, hasbinallah. Siz miydiniz efendim? Biraz konuşabilir miyiz Sabri Bey? Aa, tabii konuşalım efendim. Ne konuşacaktık? Beni bu apartmandan attırmak istiyormuşsunuz, öyle mi? Aa, efendim ben esasında... Sen mi uyduruyorsun bunları eşek? Anam, ne münasebet efendim? Bana söyleyin ne söyleyecekseniz Sabri Bey, yüzüme karşı. Söyleyeyim efendim. Hastalarınızdan şikayetçiyim. Bir tek siz şikayetçisiniz Sabri Bey. Başka kimsenin bir şey dediği yok. Toplayın efendim o zaman genel kurulu, düşürün beni. Zaten aleyhimde bir sürü dedikodu yapıyormuşsunuz. Yok ben artık seçilemeyeceğimi anlamışım da... ...toplantıyı ertelemek için bir sürü gizli numara çeviriyormuşum da... Anam yine başladı.
Kendinize gelin Sabri Bey, siz iyi misiniz? İyiyim efendim, çok iyiyim, merak etmeyin. Ne dediğimin de farkındayım. Aklım tamamen başımda, vücudum da sapasağlam çok şükür. Saçmalıyorsunuz efendim, kendinizi politikacı falan mı sanıyorsunuz yoksa? Auf, auf mein Kopf und der Verkehr war schrecklich und die Leute sind so primitiv. Başınız yine fake, hiçbir şey de beğenmez hanımefendi. Dur Davut, sinirlenme hemen. Söylediklerinin doğru tarafları da var. Sinirlenme baba, buraya bak, gir biraz. Yetişle be oğlum. Gülünce kalbi bıraktı annenle insanda. Cahilmişiz, tembelmişiz. Limonata yaptım abla, iyi gelir soğuk su. Eline sağlık Ayşeciğim. Önce anneme ver. Buyur teyze. Danke sehr. Buraya bak Ayşe yenge. Dur Halis, döktüreceksin. Ihr seid böse auf mich. Aber ich sage alles richtig. Ihr werdet nicht in den Europa-AP so schnell reingehen können. Hasbinallah. Wir sind nicht darauf besessen. Eure Lage ist auch nicht so großartig. Selbstmord, Drogen. Lütfen Davut. Ne konuşuyorlar anne? Hiç yavrum, Avrupa Birliği falan. Kızır mı annen mi baba? Senin yüzünden almayacaklar bizi Avrupa Birliği'ne. Almazlarsa almasınlar. Onların önüne mi kaldık? Unuttular Viyana kapılarına kadar kılıcımızın altında çir çir çiçeceklerdi. Lütfen Davut, şimdi sırası değil. Pasat ya. Nicht wichtiges Mutti. Anneannem ne dedi anne? Babanın ne dediğini soruyor yavrum. Ne diyecek? Konuşuyor işte öyle megme. Tövbe yarabbim. Ol! Ne dedin sen ne? Terbiyeli konuş yavrum babanla. Çek şunu burnumun dibinden, dur kal. Zaten kafan bozuk, alayım şimdi seni ayağımın altına. Anne baksana şu kocana ne diyor. Lütfen Davut, hırsını çocuktan çıkarma şimdi. Komm Halis, komm zu deiner Großmutter, komm mein Kleiner. Anneannem ne dedi anne? Seni yanına çağırıyor yavrum. Gelirim tabii. Canım anneannem benim. Gördün mü babak, nasıl Avrupa Birliği bize kollarını açtı. Şükrücüğüm, kalk oradan şu minderleri düzelteceğim. Üf, anlaşıldı. Bugün rahat yok bize bu evde. Şu adamla konuşur musun sen? Hangi adamla? Hangi adam mı olacak? Sedat Bey'le. Oh, sen hala orada mısın? Söyledim sana Nazan, ben yapamam, benim yüzüm tutmaz. O zaman tamam, ben konuşurum. Ah tamam, o zaman sen git konuş, o da birikmiş bütün kiraları çıkar şak diye verir. Bilmem artık, verir mi vermez mi? Yalnız ben kararlıyım, kesin bu işi bugün halledeceğim, görürsün. Ayağınızı kaldırır mısınız Şükrü Bey? Baş üstüne, öyle iyi mi? Kız gözün aydın, size büyük bir kısmet var. Kısmet mi? Güldürme beni, kim kaybetmiş? Ay Allah canımı alsın var kız. Başınıza devlet kuşu konuyor. Hmm, ne demezsin, hem de devlet kuşu. Sus kız sen de, got got got. Büyükler konuşuyor burada. Ay o kadar iyi biliyorsan al kendin bak. Hem de iki tane. Hem de iki tane. Vallahi bak inanmıyorsan gözlerinle gör şurada. Aa, sahi kız yan yana iki tane benziyor. Hayırdır inşallah. İyi günler. Buyurun, ne istemiştiniz? İkinci icradan geliyoruz hanımefendi. Ha? Hacize gelmişler Hacize. Sedat Bey'in ödenmemiş senetleri mi ne varmış? Sana sorduk mu? Sen sus. Ay ne oluyor kız? Ben de anlamadım. Böyle damdan düşer gibi haciz olur mu? Yani şimdi her şeyi alıp götürecek misiniz? Meraklanmayın hanımefendi. Hemen götürmeyeceğiz. Önce eşyaları tutanaklara geçireceğiz. Buyurun, mahkeme kararı burada. İzninizle. Sen nereye giriyorsun? Ahıra mı giriyorsun? Tamam şey, belki bir yardımım dokunur diye. Ne oldu Serpil? Kim geldi? Ah Sedat, başımıza devlet kuşu kondu. Ha? İcra beyefendi, icra. İcra. Küfür ederim sana Cafer. Niye getirdin bunları buraya? Tamam, ben getirmedim Sedat Bey. Hatta söyledim Sedat Bey kızar diye ama... Bir adet 51 ekran televizyon. Bir adet büfe, bir yemek masası. Üç parçalı oturma odası takımı, Zeynel Bey telefonunda yazın. Durun kardeşim, durun. Ne yazıyorsunuz siz burada? Horozu yazmayın sakın. Katil beni öldürür vallahi. O bizim. İki orta boy makine halısı. Şerefsiz mi şimdi aklımı oynatacağım? Serpil lütfen söyle neler oluyor burada? Kız senetlerini ödememişsin, icraya gelmişler. Ne olacak? Senet mi? Hangi senetmiş bunlar? Raci Bey'e verdiklerim mi, Fuat Bey'e verdiklerim mi? Yoksa Turgut Bey'e verdiklerim mi? Anam! Hurşit Bey'e verdikleriniz.
Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Kaç kişiye borç taktın Sedat? Merhaba Serpil Hanım, evde misiniz? Evdeyiz canım, evdeyiz. Geç. Ben şey diyecektim, misafirleriniz mi vardı? Yok yok, onlar misafir değil, şey. Şey yani, tanıştırayım efendim. Nazan Hanım ev sahibimizin eşi. Hanımefendiyle beyefendi de icra memurları Nazan Hanım. İcra mı ne? İcra kız. Her şeylerine aciz geldi zavallıların. Eyvah! Görüyorsunuz halimizi Nazan Hanım. Acaba Şükrü abime söylesiniz de diyorum, biraz bize borç verebilir mi? Borç mu? Ne borcu Sedat Bey? İki kapılı bir buzdolabı var Zeynel Bey. Bir bulaşık makinesi, bir çamaşır makinesi. Yazıyorum. Yaz kardeşim, yaz! Al. Bunu da yaz. Bunu da yaz. Aa, yapma Sedat Bey, kurban olur çıkarma. Ne olursun Sedat Bey. Ne yapıyorsun Sedat? Ay kaçırdı. Kocam kaçırdı. Kaçırdım Serpil'i, kaçırdım. Bunca darbeden sonra akıl mı kalır insanda ya? Neredeyse ayağımızdaki bunu bile alacaklar be. Ay kusura bakma şekerim, kendi derdimize daldık. Sen niye gelmiştin? Yok bir şey, ben başka zaman tekrar ararım Serpil Hanım. İyi günler. Buyur efendim. Buyur. Bunu çıkarıyorum. Tak tak Sedat mı dediniz? Yok öyle birisi burada beyefendi. İstifa mı etmiş? Yok beyefendi. Kovuldu, kovuldu. Vatandaş bastı kıçına tekmeyi. Cız! Size de iyi günler beyefendi. Saygılar bizden. Oha! Oha! Ablacığım! Bu arabada fren yok mu ha? Fren yok mu bu arabada? Kız kabahat bende mi kız? Söyle şu adamlarına da koymayıversinler kasaları buraya. Hayırdır ablacığım? Acil bir durum mu var? Yoksa paranız mı bitti ha? Yok kız, onun için gelmedi. Tak tak Sedat, kafayı iyice sıyırdı. Vaziyeti çok kötü. Vatandaşa seçim propagandası yapar gibi konuşma. Yürü bunları içeride konuşalım. İtmeyin seni şöyle şey gibi. Dur. Otur ablacığım, otur. Of Allah'ım, of! Ben bu adamdan bir türlü kurtulamayacak mıyım? Ne oldu, anlat bakalım. Felaket kız, hacizciler geldi. Evde ne var ne yok alıp götüreceklermiş. Beter olsun, haydan gelen huya gider. Kız ne kalpsizsin kız. Adam zaten açlık grevinde, iğne ipliğe dönmüş. Hayalet gibi dolanıyor vallahi. Hiçbir şey olmaz ablacığım, hiçbir şey olmaz. Bana anlatma, gizli gizli götürüyordur o. Yok kız katil, bu sefer durum bildiğin gibi değil. Açlıktan tırlamış, yani parasızlıktan beyni sulanmış. İcra memurlarının önünde soyunup don paça kaldı. Onu da çıkarıyordu, zor zapt ettik. Kız bir şeyler yapamaz mısın kız? Yapmam ablacığım, yapmam. Sen bu işe karışma. O kadar söyledim, cız mız götürme diye. Şeytan görsün yüzünü. Katil. Göster büyüklüğünü kız. Hı? Adam ölürse hiç mi vicdanını sızlamayacak? Ona bir şey olmaz ablacığım. Ona bir şey olmaz. Kötüler ölmez. Bırak, sürünsün. Bir sayı söyle Demet. Altıyı tutturursanız yarısını isterim Ömer Gün Bey. Tutturayım da gerisi kolay kızım, söyle sen. İyi, 37. Ayakkabı numaram. Sen de bir sayı söyle Kanarya. 41. O da benim ayakkabı numaram. Uykunu alamamışsın gene bugün. Alamadım Ergun Bey. Sabah 3'e kadar televizyon seyrettim. Evet, hafta içi televizyon, hafta sonu maç. Kocamızın yüzünü göremez olduk. Gel Abbas. Ne yapıyor Cem Bey? Ne yapsın müdürüm affedersin, çalışıyor. Onu sormuyorum. Bir şey söyledi mi? Soda söyledi affedersin. Abbas sen hakikaten çok salaksın. Onu sormuyorum. Tahta kapağından bahsediyorum. Ne olmuş mahkeme? Tahta başı bassın affedersin. Benim ne üstüme vazife, onu mu soracaktım? Anladık, anladık. Uzatma. Ali Bey kaçta geliyormuş? Onu da bilmiyorum. Yarın o da gelir, kurulur masaya ikinci vilayetler olarak. Babaların işi, bir şey söyleyemezsin ki. Yemlik burası, yemlik. Bence onlar hayatta boşanamaz. Ayrılamazlar birbirlerinden. Bence de. Bitti o iş çocuklar, bitti. Aralarında anlaşmışlar. Bugün kesin boşanıyorlar. Boşanamazlar Ergun Bey, görürsünüz. Son anda biri kesin vazgeçer. Var mısınız iddiaya? Varız, nesine? Fener'in maçına 3 bilet. Tamam, anlaştık. Alo. Aa merhaba Özge Hanım. Burada hemen bağlıyorum. Özge Hanım mı? Nereye Ergun Bey? Niye soruyorsun Kanarya? Artık tuvalete de mi gidemeyeceğim? Ben maalesef gelemiyorum Özge. Tamam. İyi şanslar, ara beni sonra. Ah! Of!
Bey. Buyurun. Ben de tam size seslenecektim. Öyle mi efendim? Kalp kalbe karşıymış. Ben de size şey diyecektim efendim. Ne diyecektiniz? Önce söyleyin. Ne emretmiştiniz? Girginler Kolektif'in dosyasını istiyorum Ergun Bey. Hemen efendim. Ödeme günü geldi tabii. Maşallah bilgisayar gibisiniz. Gözünüzde hiçbir şey kaçmıyor efendim. Ali Bey de bugün dönüyor. O da sizin gibidir maşallah. İkiniz el ele verdim efendim. Şirketi avru birine uçursunuz vallahi. Şirketi bilmem ama siz iyi uçuyorsunuz Ergun Bey. Vallahi efendim. Yüzünüze karşı diye değil. Her yerde söylüyorum. Ne varsa sizin gibi gençlerde var. Geldi mi Abbas? Vereceğim beş odasını. Gazı kaçmasın. Veriyoruz ya müdürüm affedersin. Şey efendim. İçeride arkadaşlarla bahse girdik de. Sonuç ne olur sizce? Seçim sonucu mu? Yok efendim mahkemenin. Raşit Bey ile Nimet Hanım bugün kesin boşanacaklar mı dersiniz? Evet, bu dosyaya göre taraflar aralarında anlaşmışlar. Anlaştılar hakim bey. Şiddetli geçimsizlik. Anlaştık efendim. Ayrılmayı iki taraf istiyor muhterem hakim. Kim demiş? Sen sus bir dakika. Anne? Ben seviyorum kocamı. Ayrılmak istemiyorum hakim bey. Ama Nimet. Ne diyorsunuz Nimet Hanım? Nereden çıktı bu şimdi? Karışma işime. Benim ağzım yok mu? Kendim konuşacağım. Bağırma hanım. Söyle ne söyleyeceksen. Biz ayrılamayız hakim beyciğim. Ben kocamı seviyorum. Kocam da beni seviyor. Nimet kendine gel. Sen kendine gel tahta kafa anlamıyor musun? Bizi çekemiyorlar. Aramıza girdiler. Benim adamı deli diye çıkardılar. Anne lütfen sırası mı şimdi bunların? Karışma bana tam sırası. Bütün gerçekleri haykıracağım. Hakim beyciğim. Ben hiç deliye benziyor muyum Allah aşkına? Nimet Hanım neden böyle yapıyorsunuz? Haftalarca konuştuk karara bağladık. Hele sen hiç konuşma. Kocam başlar çıkardın. Ne? Ya Allah aşkına kendini de rezil ediyorsun bizi de. Çek elini çek. Bana çocuk muamelesi yapma. Hanım hanım burası mahkeme salonu. Müvekkilim adına özür dilerim hakim bey. Biraz sinirleri bozuk. Bana bak. Kimin sinirleri bozuk diyorsun sen bakayım ha? Hakim bey. Görüyorsunuz vasiyeti. Adaletinize sığınıyorum. O boşanmak istemese de ben istiyorum. İstersin tabii. Beni o yanındaki cübbeliyle aldatıyor hakim beyciğim. Benden boşanır boşanmaz onunla evlenecek. Anne sus artık. Ha? Sus. Aman yarabbim. Deli saçması bunlar. Hakim bey boşuna vakit kaybediyoruz. Şahitsiniz hakim beyciğim. Bana deli dedi. Deli hakim bey deli. İkide bir üstüme saldırıyor. Kaç kere hastanelik oldum. Dışarı çıkınca sorarım bunları ben sana tahta kafa. Yeter artık sabrımı taşırmayın. Kurtarın beni bu azaptan hakim bey. Yalvarıyorum artık dayanamıyorum. Asıl deli olan kendisi hakim beyciğim. Beni kaç kere dolaba kilitledi. İşte kızım da şahit. Ay hayır anne beni karıştırma. O da beni kilitledi hakim bey. Bir seferinde de bağladı. Her gece sabahlara kadar bangır bangır şarkı söylüyor. Şarkı söylemek suç mu hakim beyciğim? Övünmek gibi olmasın ama sesim çok güzeldir. İsterseniz ispatını hemen yapabilirim size. Aynı bedende can gibiyiz. Anne. Cana can veren kan gibiyiz. Öyle... Gel buraya tahta kafa. Kimmiş değilim bakayım ha? Annen ha? Ne yapıyorsun? Vallahi yakalarsan çok fena yaparım. Tutun kızım, tutun. Sakın bırakma. Evet, gelmedi. Geldi tabii. Amcam yoktu gitti. Gene gelecek. Başlamış mı bunun işi? Yarın başlayacakmış. Uçtu gitti kız. Enayine doyma. Enayisi var ya sen. Adi. Enayisin tabii. O kadar söyledik sana. Kaçıramadım bir kız. Gene kaçırırım. Ne var? Alırım bir çuval. Giderim çalıştı dükkana. Ne konuşuyorsunuz aranız böyle fısır fısır ha? Hayırsızlar. Hiç baba. Konuşuyoruz şundan bundan. Kızları konuşuyoruz amca. Hangi kızları? Hangisi ne olacak? Demet'i, Ebru'yu. Kim bunlar be? Televizyona çıkıyorlar amca. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ebru burnunu yaptırmış. Demet de hamileymiş. Aklımda zaten başka bir şey yok ki. Kafasız. Kafasız baba kafasız. Hep aklı kızlarda. Merhaba. Geldin mi kızım? Geldim Davut Usta. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk Tertip. Ne haber Tertip? Geldi mi anneanne? Hı. Ne oldu senin canın bir şey mi sıkıldı? Sen gidiyorsun diye üzülüyor Dilek. Ay ne var bunda üzülecek Tertip? Uzağa gitmiyorum ki. Gel kızım gel. Boş ver onu. Bak ben zarfını hazırladım senin. Sağ ol Davut Usta. Hakkını helal et. Helal olsun kızım. Beni mi çekiyorsun Tertip? Çekiyorum ne var? Anneannem Almanya'dan getirdi. Öyle güzel gösteriyor ki pembe pembe. Hoşça kal Tertip. Hoşça kal Davut. Hadi güle güle kızım. Yeni işin hayırlı olsun. Güle güle Dilek. Dilek. Dur biraz. Ne oldu Tertip? Benden kaçamazsın. Ne? Sen benim sevgilimsin unutma. Sağ ol Tertip.
saçmalama Tertip. Biz sadece arkadaşız. Değiliz bana ne? Erkeklerle konuştuğunu görürsen... Ne yaparsın? Bir çakarım ikinci de görürsün. Abiye bak kıza vuruyor. Erkeklerle konuşmayacağız. Ya vurma sayısız. Konuşuyorlar işte. Kavga ediyorlar amca. Cinayet çıkacak. Mastır ben de kocama sıkıyorum. İşte bu kadar söylüyorum. Ne söylüyorsun Dumkov? Ne yapıyor bu kızım sana ha? Böyle el kol oynatarak. Hiçbir şey Davut Usta. Bir film görmüş de onu anlatıyordu. İyi günler. İyi günler kızım. Duydun mu hayırsız? Bak film anlatıyormuş kıza. Ah! Biz dinozor olmuşuz kızım. Dinozor. Niye öyle diyorsun baba? Öyle deme evladım. Arkadaşlardan bir tek kişi kalmamış. Bir tanıdığa rastlayamadım. Hepsi emekli olmuş. Hayır bir tanıdığa rastlasaydım anında geri aldırırdım senin tayinini. Üzülme artık babacığım. Sen elinden geleni yaptın. Elimden geleni yaptım. Ne yaptım evladım? Ona buna dert anlatmaktan başka bir şeye yaramadı ki. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Adam alay eder gibi kalkıp bana demez mi? Çatalca'da İstanbul beyefendi diyor. Öyle ama baba Çatalca'da İstanbul. Gidip gelinir aslında ama. Evladım kocanın suratını göremezsin ha. Ah ben olacaktım ki Milli Eğitim Müdürü bunu söyleyenin karısını Çatalca'ya... ...kendisini de Tuzla'ya tayin edeceksin. Bak bakalım gidip gelsinler göreyim ben. Hocam! Hocam! Hocam bir şey söyleyecektim. Söyle. Hocam ben üçüncü soruyu anlamamışım. Yazamadın mı? Hocam yazdım da. Evladım niye dikkat etmiyorsunuz? Niye doğru düz okumuyorsunuz soruyu? Hocam vallahi heyecandan. Ha, heyecandan tabii heyecandan. Ah. Çaktırdın mı ulan Nazif gene çocukları? Ne alakası var baba biz başka bir şey konuşuyoruz onlarla. Hadi evladım ben kağıdını okuyayım sonra konuşuruz seninle hadi. Yapma bunu baba. Anlamadan dinlemeden çocuk gibi azarlıyorsun beni. Ne oldu Azer? Halledebildiniz mi? Halledemedik Nazif. Ne olacak şimdi? Birkaç gün rapor alacağım. Babam öyle diyor. Yapabilirsek. Bu seçim öncesinde biraz zor ya. Kim kime dumduma. Aysel'i geçici görevle gene bu okula aldıracağız. Yani kadrosu Çatalca'ya gidecek ama kendi burada kalacak. Ama baba bu biraz sahtekarlık olmuyor mu? Ne birazı ulan? Mal gibi sahtekarlık. Ama başka çare var mı? Zorla sahtekar yapıyorlar insanı evladım. İğne iplik eline yakıştı abi. Bir terzilik yanı açalım sana. Git ya, dalga geçme. Siz bir an evvel evlenmeye bakın aslanım. İkiniz de sefilleri oynuyorsunuz. Ben uygun birini bulsam hemen evleneceğim vallahi. Babamı falan dinlemeyeceğim. Bekarlık canıma tak etti. Evlenince de başka dertler çıkar oğlum. Ben halimden memnunum. Ah! Nerede o? Anneniz yok mu? Yok baba. Bizim annemiz çoktan öldü. Benim de öyle. Gözlerini kaşlarını oynatarak manalı manalı konuşmayı biz kırarım boynuzunu. Sultan Hanım'ı soruyorsan berbere gitti Ali Bey. Ne? Berbere mi? Bayram değil, seyran değil. Ne berberiymiş bu? Orasını vallahi ben bilmem. Babamın yine kıskançlık krizi tuttu. Söylüyoruz oğlum. Bekar olsan dert, evlensen ayrı dert. Beyine sağlık canım. Aa, Halil Bey. Nereden çıktı bu saç baş yaptırmalar? Sultan Hanım, süslenip püslenmeler ha? Ne süslenip püslenmesi canım? Azıcık uçlarından aldırdım. Çocuk mu kandırıyorsun? Kime süsleniyordun söyle. Sen sapıttın galiba Halil Bey. Üstüme eğilip sağlık. Evet, güzel konuş benimle kadın, güzel konuş. Gene kimin dolduruşuna geldin ha? O fitnebaz kızının mı yoksa sahtekar damadının mı? Güzel konuş dedim Sultan Hanım. Bağırma beni sokak ortasında. O zaman sen de bağırma ayol. Deli mi ne? Üf! Hadi doğru eve. Yoksa elinden bir kaza çıkacak. Rüyamda Mahbub Bey Kalfa'da vardı efendim. Kehanet aramız üstadısı. Siz nereden tanıyorsunuz Mahbub Bey Kalfa'yı falan efendim? Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, üç. Fehamet Hala bile siz doğmadan ölmüş. Rüya bu efendim. İkisi de hayattaymış sözde. Bir, iki, üç, dört, beş. Efendim sırası mı şimdi rüyanın? Ders yapıyoruz şurada. Bir, iki, üç, dört, beş. Siz gidin şu musakkaya bakın. Dili tutmasın. Bakamam efendim. Saat tutuyorum ben. Bir, iki...
Kızım siz de bırakın görüşmeyi. Hadi başlar. Son ki, son ki, son ki, son ki. İşte ra ri ra ra ra. Tam da ri da ri di ra. Oyna babacığım, oyna, oyna. Oyna. Ah, oynayalım, oyna, oyna. Oyna babacığım, oyna, oyna. Ne bu Cafer? Çocuk gibisin ama yani ha. Hayır aşk olsun, Gül. Ödümü patlattın vallahi. Ne oldu? Ya git şunlara söyle Allah aşkına, sessiz olsunlar biraz. Türkiye Hanım kızıyor ona göre. Hayrola babacığım, ne oldu? Ne oldu baba? O kadın bir dolap çeviriyor. Kim? Sultan Hanım mı? Yine mi anladın babacığım? Her zaman söylüyoruz. Öyle değil, iblis öyle değil. Aldatıyor beni. Belli ki biri var. Aa. Yok artık baba, deli misin Allah aşkına, daha neler? Yok babacığım, olur mu öyle şey? Yani kızıyoruz kızıyoruz ama yok olmaz öyle şey. Yapıyor iblis, ben anlarım. Babacığım kırarım boynuzunu. Çekilin, çakarım şimdi ha. Bu yaştan sonra kendime boynuzunu dedirtmem. Vurdum mu? Cafer. Dök, ama buyurun. Nasılsın Caferciğim? Sevgili kayınpederinle dans mı ediyorsun? Dans mı? Yok efendim, ne münasebet? Ayağım kaydı da beyefendi. Öyle mi? Ha, geçmiş olsun. Nasıl Gülsün? Sağ olun. Halil'ciğim seni gördüğümüz çok iyi oldu. Var mı cebinde o yeşillerden? Olacak abi. Yeter mi? Sanırım yeter. Ver Halil'ciğime. Paranın acelesi yoktu beyefendi. Hem zaten borcunuz o kadar tutmaz. Al canım, içi harcadıkça düşersin. Hem sen bizim en zor günlerimizde kahtımızı çek. Bereket versin. Televizyon programınız güzel gidiyormuş beyefendi. Çok iyi, bu sefer tutturduk. İlk defa bir söyleşi programı bu kadar yüksek reyting yapıyor değil mi abi? Övünmek gibi olmaz ama evet. İftihar ediyoruz. Hepimiz iftihar ediyoruz babacığım, hepimiz iftihar ediyoruz. Buyurun. Babacığım boynuzlu boynuzlu. Sus, koparacağım dilini ha. Bak çekeceğim kulağına. Kime diyor öyle Cafer'cim? Bana söylüyor beyefendi. Ha öyle mi? O zaman önemi yok. Sen iddia et. Pencerede galiba abi, elini sallasana. Kim, Ayla Hanım mı? Görmedi herhalde canım içi. Gördü canım abi, gördü. Gördüyse niye karşılık vermiyor? Neden kendini balkona atmıyor? Belki de cazibeni kaybettin abi. Olamaz. Gerçekten mi? Hı? Abi, milyonlarca seyircinin önünde kadının suratına telefonu kapamayacaktın. Haklısın galiba. Kaba davrandım. Şair, baksana biraz. Aa, Celil'cim merhaba. Benim adım Cemil. Yaptığım program hiçbir şeye benzemiyor. Görünce hemen kanal değiştiriyorum. İbrikçi engelle beni, yeniden bir kabalık yapma. Aman abi, idare et. Haklısın Celil'ciğim, biz ikimiz de ayrı kanalların insanlarıyız. Merhaba. Merhaba Süleyman Hanım. Alışverişler mi? Yok, bunlar pantolon. Ne kadar çok pantolon almışsınız. Öyle değil canım, dikişlerini düzelteceğim. Fason çalışıyorum da. Fason, ha fason tabii. İyi günler. Leblebi aldın mı bana Sevim? Aldım, bağırma öyle çocuklar gibi. Cahilliğimi bağışla İbrikçi ama fason ne demekti? Üç, dört, beş. Haklıymışsınız efendim. Üç, dört, beş. Hakikaten tam bir yalıkası. Sonunda geldiniz mi efendim dediğime? Bir, iki, üç, dört, beş. Siz bu kocanızı yabana atmayın. İnsan sarrafıyım duru ölmek gibi olmasın. İntikam çok acı olacak efendim. Yaptıklarını fitil fitil getireceğim burnumdan. Kızım hadi, gülüşmeyi bırakın lütfen. Başlar. Son ki, son ki, son ki, son ki. Ona karşı içimde şu kadarcık bile sevgi kalmadı. Efendim dikkatimizi dağıtıyorsunuz. Kiracı parçası ne olacak? Barış. Sen bu anneannenin böyle masum göründüğüne bakma. Çek senet mafyasında taş çıkartır vallahi. Söyle Şükrücüğüm söyle, eline fırsat geçti ya. Tak tak sedatı anında dize getirdi. Bütün böyle birikmiş alacaklarımızı aldı. Kirayı da iki katına çıkardı. Alay etme, ters bir zamana rastladı. Haciz memurları falan. Siz de bir şey yapamazdınız Şükrü Bey. Hacer Hanım, ben haciz memurları olmasa da alamazdım. Ama hiç değilse böyle iddialı konuşmuyorum. Aa, hoş geldin kızım. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
yepyeni bir saat içerisinde. Nasılsın? Üzmedin değil mi babayı? Ya üzdü, üzdü. O kadar yalvardım bir meyhaneye götürmedi. Kolay gelsin. Hoş geldin kızım. Aydın Bey yok mu? Gelir herhalde. Aradım ama bulamadım. Cep telefonu kapalı, ulaşılmıyor. Bu akşam Ali'nin geleceğini biliyor değil mi? Biliyor tabii, karşılamaya gidecek. Ona da bir haller oldu son günlerde. Dur bakalım. Nasıl yani? Geç gelmeler, bilmem neler. Birbirimizin yüzünü zor görüyoruz. Çalışıyor kızım, yoruluyor tabii. Televizyona program hazırlamak kolay mı öyle? O da öyle diyor ama... Şöhret insanın başını döndürür. Baksana bu televolelere, melevolelere. Sen de olmanı sarar mısın Hacı Hanım? Beni konuşturma şimdi. Hacı Hanım neler verdiyse gelir. Hadi işimize bakalım. Su. Ali abini hatırlıyor musun yavrum? Ha? Hatırlıyorum. Unutur mu Şevket? Ali'nin en büyük hayranı o. Yuvada yaptığı resimlerden kaç kere gönderdi ona. Ne olacak bu kızın hali Şevket? Hangi kız? Ha, o kız. İki deminin arasında kaldı. Gene şov yapmışlar mahkemede. Ayrılmaz onlar Mine. Boş versene sen. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Orası öyle de ben şey için korkuyorum. İnsan bu kadar gerilime dayanabilir mi Şevket? Çıldıracak sonunda vallahi. Annem mi? Ne? Kız sen bizi mi dinliyorsun cadı? Yok canım. Annemden bahsetmiyoruz senin. Sen hiç yorma kendini. O her şeyin farkında. Farkındayım. Anneanne de deli tahta kafada. Hadi penguen git bir lava al. Olur Cafer abi. Ha, ben bu akşam gelemeyeceğim, sen idare edeceksin. Ya abi hayrola? Ya işte bu domuz yine tepemde, hiç göz açtırmıyor. Cafer. Buyurun. Rapor alıyormuşsun ha? Alacağım efendim. Çok hastayım. Yani parmağımı oynatacak halim yok. Ha. Sen onu benim külahıma anlat. Hasta vallahi Sabri Bey. Ateşi var. Ha. Bozacının şahidi şıracı. Hastayım vallahi Sabri Bey. Yani bir film çektirin de görün. Ciğerlerim kırık. Hadi eyvallah abi. Hadi gülüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel kızım, gel. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim gözünüz aydın. Küçük Bey geliyormuş galiba yeğeniniz. Geliyor, geliyor. Sözüm ona kısa dönem askerliğe gönderdik. Gözümüzde tüttük herhalde. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Buyurun. Ha. Hastalık falan kalmadı sahtekar. Paranın kokusunu alınca tazı gibi koşturuyor. Gerisinde bir kadın Ankara'dan aradı. Çok yalnızım falan deyip duruyordu. Ama nasıl idare etti Cenab-ı abi? Ettim canımın için. Lütfen abi. Ne soracaksınız? Sorun beni. O da sordu. Aynen şöyle söyledi. Cenab-ı Bey, siz de benim gibi yalnız olsanız ne yaparsınız? Evet. Sen misin Bilge? Aydın bir yakını. Ne yapabilirim Bilge? Sanatçılarımızın yanındayım. Yarınki yayın için bant hazırlıyoruz. Aa, bu akşam mı gelecekti Ali? Dünyada yetişemem artık. Yetişemez. Bu işi kapat şu telefonu da programı bitirelim. Bilgiye vermem selam. Niye bu kadar gecikti? Gelir Zeynep, akşam trafiği. Sen de beni böyle heyecanla beklemiş miydin? Bilmem, hatırlamıyorum. Hah, eğer bundan da çıkmazsa... Sen bir kenara çekil bakayım. Arş, arş, arş. İleri, ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Aferin aslanım. Hadi devam. Arş, arş, arş. İleri, ileri. Halis yeter artık evladım. Anneannenin başı şişti bak. Şişerse sistem bana ne? Dönmez geri. Türk'ün askeri. Bırak şişsin kızım. Hadi,
Arf, arf, arf. İğneri, iğneri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Aşk olsun ama Davut. Ulrike, bitte. Mein Kopfschmerz. Bitte sage, dass sie fertig machen. Duyuyor musun Davut? Geldiğine geleceğine pişman ettiniz kadını. Ne var bunda kubbeye? Şarkı söylüyorum. Onlar memleketlerinde şarkı söylemiyorlar mı? Hadi aslanım. Hadi baba. Arf, arf, arf. İğneri, iğneri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Açım bir dakika baba, bir dakika. Yedinci Zırhlı Tugay 2. bölük Er Ali Başaran. Emret komutanım. İlkokul, lise, üniversite derken askerlik de bitti işte. Geriye dönüp bakıyorum da ne çabuk. Hayat buymuş, çabuk geçermiş. Sırada evlilik var, iş var, para kazanmak var. Çocukları okutmak var daha. Oho, uzun işler. Hoşça kalın.